elimizi alabiliyoruz. Sırdan. Evet, bravo. Bak, ipucu verilmiş ama. Bilirim evet, sırdanı. Bilirim sırdanı. Elimizi alabiliyoruz, ipucusu verilmiş. Herhangi bir şey için verilmeyecek bir ipucu. Sonuçta. Ya önüne bir şey koymuş, elimizi alabildiğimiz soru. Yani elimizi alabildiğimiz soru. Sırdım cevabı sor. ve evet ya, fırsatı da kaçırmamış Melek Hanım. Özlemiştir diye de düşünüyorum şuradanı. Pardon, burada çok hızlı yeni bir konuya geçmem gereken esi kaçırdım. Durulmadığını göremiyorum arada, görmüyor gibi yapıyorum. Bartu! Evet, İrem, burada... İrem Delici'yi galiba ağır kesici çok fazla kaçırmış olabilir. Bölgesel uyuşturulduğunu görüntülüyorum. İrem. Bartu. Melik. Şu sırasında 50 yaşına çok bir şey kalmadığını görüntülüyorum üzülerek. Kimin? İkimizin de. Evet. Evet ama 50 yaşına kaçırmamış. 37 yaşındayım ben ya. Bugün tıraş olmayı unuttum. Oha. Diye 50 mi? Oha. Hayır. Pardon Bartu. Ben de çok yaşlıyım. Konu o değil. Yaş nedir zaten? Yaş bir küçük bir espridir. Bir şakadır yaş. Bartu, bakın orada burada da ayrımcılığa yer yok. Ageistlere yer yok. Bartcan yorum yazamazsın. Hem ageistlere yer yok diye. Ama Bertcan sana yaşlı demişti bir gün. Berkcan büyüğüne bu şekilde meyve emojileri yeter artık diyemezsin bakalım Berkcan. Daha dünkü ünlü. Bir de bir ünlü. Ünlü barometrem var benim. Bartu. 50 yaş deyince hala mihrap yerinde deyince aklına kim geliyor? Yani bu ne ya? Abi bu gerçekten artık ayıp ya. Arkadaşlar bu tehdittir ya bize. Karıcığım diyemezsin ya. Ben böyle yapıyorum Merve yandan. Merve resmen şey yaptı. Merve tuzağa düşürüldüğünü anladı. Merve kaçırıldıysan J'ye bas aşko. Arkadaşlar bir dakika, bunu biraz konuşabilir miyiz ya? Yani Bartu, bunu konuşmakla kalmayıp krem şanti dökülecek noktadadır bu beden. Böyle bir 50 mi var ya? Bu 50 değil ya, 50'dir bu. 50 değil, 50'dir bu. Gerçekten 50'dir bu ya. Mustafa Sandal'ımızdan 50 şokudur bu. Ya arkadaşlar... Mustafa Bey 50'ye siz... Ya bizi bu şekilde karşılayamazsınız 50'lerinizde ya. Bu yani bir... Bartu kendisi de zaten. Kendisi de durumu devam etsin farkında. Böyle yapıyor. Ne oldu? Tarkan mı Musti mi diyordunuz? Resmen. Denmiş burada resmen. Yani o kadar zıplarsın anca böyle buralara gelirsin denmiş. Yani gerçekten bak Berkcan doğru bir konuya parmak basmış. Hangi noktada Bartu? Edis bak vücut. Yani istiyorsan... Pislik ya. Ya birazdan Edis'e bağlanalım ve yani Edis'ten şöyle bir poz isteyelim istersen. Yani hayır bence. Çünkü arkadaşlar biz burada her şeyin olumlamasını yaptığımız kadar bedeni de olumluyoruz tabii ki. Bunu olumladık. Evet. Ha. Ya ben bunun dışında bir beden olumlayamayacağım bu saatten sonra. İstiyorsan astral Nezahat Hanım'ı bir daha seyredip gülelim. Yani sonsuza kadar gülünebilir. Bartu hazır gülmek eğlenmek demişken açıkçası biraz ben demirin yararlarından da bahsedilsin isterim bu yayında. Ama hazırlıksız da yakalandıysan tabii başka konuya da geçeceğiz. Bir dakika dur. Hemen ben onu bulurum. O çünkü biz birkaç gün önce bahsedecektik ondan. Evet. Bartu şart değil ya. Gel başka bir haberimize geçelim. Dur buldum. Şunu buldum.
Evet. Ha, sen sun istiyorsan bir. Sevgili izleyenler, bir uzman karantinamızda demirin faydalarını anlatıyor uzun uzun. Demir elementimiz şöyledir, böyledir, şöyle yararlı, böyle faydalı diyor. Peki spikerimiz ne denli dinliyor bunu? Ya da birisi size demirin faydalarını anlatsa dinler misiniz her şeyden önce? Ya kime ne der misiniz? Yoksa hani yayındayım sonuçta dinlemek zorundayım der misiniz? Bakın bu yayında neler oluyor. Oksijen gitmezse hücre kendini yenileyemez ve bağışıklık sistemi düşer. Öncelikle bütün ülkemizin bence demir eksikliği açısından bir taranması lazım bağışıklık açısından ve bu doğrultuda tedavileri yerine koymak lazım. İkincisi D vitamini eksikliği birçok literatürde yayınlandı. Bağışıklığı düşürüyor. Nörolojik Ayşe Hanım sistemden... bu öbür konuya geçmeden şunu da hemen bir netliğe kavuşturmak istiyorum. Demir eksikliği konusunda demir döküm malzemeler kullanmak tencere tava faydalı olur mu? Yani gitmezse hücre kendisi. Ya inanılmaz bir geçiş. Ya ve bunun cevabı. İnanılmaz bir geçiş Farsu. Ya bak bunun cevabı da çok iyi. Gitmez de. Bak bak çok iyi bunun cevabı. Kullanmak tencere tava faydalı olur mu? Hayır. O kadar net bir cevap ki bu kadar salak bir soru. Farsu. Hayır. Barçu bu uzman hanımefendi yayına davete vereceği cevabı yanlışlıkla burada veriyor. Yani hanımefendi çok geç kaldınız. Demir döküm sorusundan önce hayır demeliydiniz. Yayınımıza katılıyor. Bir şey hanımefendi. Barçu mesela atıyorum bir insanın dinlememesi işte %30'sa bu hanımefendi %95'i zorluyor. Bakın birini dinlememe konusunda. Ya bu kadar mı dinlemez bir insan ya? Ya demir deyince aklına gelen ilk şeyi mi söyler insan? Demir döküm ne? Uzmana. Peki demir döküm tavalar. Acaba diyorum. Çünkü demirden bahsediyorsun. Bir daha sonra ya. Bir olay ama tabii ki TRT'de geçiyor Bartu. Hayır. Olmaz. Pekmez de. Demir döküm tavalar olur mu diyor. Hayır olmaz. Yani pekmez de vardır demiyor diyor kadın da ne yapsın. Yazık kadın ne yapsın ya. O kadar da dinlemiyor değildir herhalde diyor kadın. Ben, keşke yani bu kadının, yani... ben bu kadının yerinde olsam hiç bozuntuya vermeden. Aa, tabii ki demir döküm tavaları böyle küçük küçük parçalara bir gece önceden suya yatırıp kesip sabahları öncelikle bir bardak ılık suyun içine koyup öyle yutacaksın falan uzun uzun anlatacaksın dinliyor gibi yapan kadınla başka ne yapacaksın? Bartu açıkçası ben de spiker hanımefendinin yerinde olsam hani ben aklımdan başka bir şey geçiyor ama yayında başka bir şey söylüyor. Şey dedim but mu? Hani daha olası bir fail. Yani demir döküm nasıl olur? Başka bir canlı yayın keşfesine geçelim istiyorsan gene bir haber. Lütfen. Haberde geçiyor bu. Bir profesör beyefendi Kaliforniya'dan yayında bu maalesef ki Ahmet Hakan'ın yayınında be de. Aynen. Yani sen uygun bir şey söylersin diye düşündüm. Evet. Bu mesajınızla bitirelim bu akşamı. Aman size şey söyleyeceğim. Ahmet Bey bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bir iki dakikamız var mı? Var. İki dakika. Ama sadece iki dakika. Dalmadan geçtin, soğuk sularından içtin mi? Eserlerin içinde yörük daliyi seçtin mi? Hey gidinin nefesi. Beyefendi, ya buna en Bartu. Yakın bildiğim şey benim budur bak. İlklerden bir harman yapar mıyım? Bartu açıkçası hem yayın süresini o iki dakikayı doldurması bakımından çok değerli bir sesleniş. Hem de açıkçası CNN Türk'ün çok uzun zamandır hak ettiği yayıncılık anlayışı gibi de. Geldi bana ama yani yine siz bilirsiniz. Sanki CNN Türk böyle bir yayıncılık anlayışına daha yakın gibiydi. Çok uzun.